Merhaba arkadaşlar, yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere AutoCAD'de nesne nasıl sayılır, nesne saymanın settings ayarları nasıl yapılır ve bir count komutunun kullanımını aktaracağım. Hemen derse geçiyorum. Bir nesne seçiyoruz projemizde. Sonra mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayıp bize ayarlar geliyor. Bu ayarlardan Select Similar'a tıklarsak burada o nesnemizin benzeri olan nesneleri seçmiş oluyor. Buradaki farklılıklarımız nelerdir? Renk farklılıklarımız var. Çizgi tipi farklılıklarımız var. Çizgi kalınlığı farklarımız var. Layer farkları var ve renk farklarımız var. Bunların hepsini detaylı olarak yapabilmek için ESC ile önce bu komuttan çıkıyorum ve klavyeden Select Similar'ın baş harflerini yazınca çıkıyor. Select Similar diyorum. Ve bana diyor ki bir tane obje seç. Herhangi bir objeyi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu objenin benzeri olanları seçiyor. Ben burada iki tane olarak gördüğüm değer bu objeden bu projede iki tane var demek istiyorum. Bu kadar basit projelerde çalışmıyoruz. Bu sadece örnek anlatım için yaptığım bir çalışma. Çok çok büyük metrekarelerdeki projelerde bu araç sizin çok işinize yarayacaktır. Daha sonra ben bu ikisini değil de daha farklı iç özelliklerine, settings'lere girmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen ESC ile bu komuttan çıktık. Klavyeden Select Similar'ı seçiyoruz. Ve benden bir tane obje seçmemi istiyor. Fakat ben burada diyorum ki aşağıda da bana Settings diye bir başlık veriyor. İster buraya tıklayın, isterseniz de klavyeden SE yazarak bu alt başlığa girin. Benim biraz önceki seçimlerini Color ve Layer'a göre, yani renk ve katmana göre seçim yapmaktaydı. Ben diyorum ki renge göre değil, çizgi tipine göre. Çizgi tipi ne demek? Çizgi mi, düz mü, buradaki gibi kesikli mi, yine buradaki gibi kesikli mi veya da farklı çizgi tipleri var. Bunlardan biri mi? Bunlara göre seç demek istiyorum. Yani hem aynı layer olsun hem aynı çizgi tipi olsun demek istiyorum. Tamam'a basıyorum. Buradan circle'ımı, dairemi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu layer'dan ve bu çizgi tipinden bir tane varmış. O yüzden bir tane seçtim. Klavyeden Enter'a tekrardan basarsanız bu komuta tekrardan giriyor. Ben bir de bu çizgimi seçmek istiyorum. Enter'a basıyorum. Bana iki tane seçim yaptı. Hem aynı layer'da hem de aynı çizgi tipinde. ESC ile komuttan çıkıyorum. Ben tekrardan Select Similar diyorum. Buradan Settings diyorum. Buradan Line Type değil ama bana Line Type'ın Scale'ine göre. Yani buradaki Line Type Scale özelliği var. Bu özellik biraz önceki bahsettiğimiz Line Type vermiştik. Düz mü, kesikli mi olmasını. Projede ya da çıktı da bazen bu çizgileri göremiyoruz. Bu göremediğimiz durumlarda biz Line Type Scale özelliğine gelip buradaki Ctrl 1 ile açtığımız Properties ekranı var. Oradan Line Type Scale özelliğini değiştirerek bu çizgilerin görünür olmasını sağlayabiliriz. Bu komuta tamam diyorum. Line Type Scale'e geliyorum. Bir tane örnek seçtim. Ve bana diyor ki senin Line Type Scale'i 20 olan ve Layer'i bu olan objelerinden kaç tane olduğunu seçebildik. ESC ile çıktım. Enter ile yeniden aynı komuta giriyorum. Başka bir tane obje seçiyorum. Enter'a basıyorum. Ve de burada gördüğünüz gibi Line Type Scale'leri 1 ve aynı layer olan 2 tane objeyi seçmiş oldu. Dediğim gibi Line Type Scale'e buradan gelir. İsterseniz 20 değil de 1'e getirirseniz bu Line Type Scale'i Eket ISO 12W100 iken düzmüş gibi gözüküyor. Yani by layer'mış gibi gözüküyor. Ben bunu istemediğim için buraya gelip Line Type Scale'ini 20 yapıyorum. Projemde bu 20 olarak gözüküyor ve çizgilerin farklılıklarını, bunları disiplinler arasındaki farklılıklar için de kullanabiliriz. Bu özelliği bunun için kullanıyoruz. Tekrardan Select Similar Settings diyorum. Bana burada diyor ki çizginin kalınlığına göre seçim yap ve layer'a göre seçim yap. Tamam diyorum. Bir tane örnek gösteriyorum. Ve Enter'a basıyorum klavyeden. Bana 3 tane örnek veriyor. Diyor ki senin çizgi kalınlığın 0.90 ve de layer'ın by layer ve layer 1. Layer 1 layer'ındaki çizgi kalınlığı 0.90 olarak gösterdiğin örnek objeyi ben burada sana tekrardan 3 adet olarak gösterebiliyorum. Kartlardan da ulaşabileceğiniz gibi circle, daire çizme başlıklı videomuza ulaşabilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Bu komuttan çıkmak için ESC'ye basıyorum. Select Similar Settings diyorum. Bu sefer de diyorum ki çıktı stiline göre seçim yap. Şu an ben bir çıktı stiline göre bir ayarlama yapmadım. Fakat buradan siz gelip çıktı stiline göre de
seçim yapabilirsiniz. Herhangi bir nesneyi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Ve bana diyor ki senin zaten Palette Style'ın by Color olarak default gelmiş. Siz bunu değiştirmek isterseniz bunu değiştirerek de Palette Style'a göre de seçim yapabilirsiniz. ESC ile komuttan çıktım. Select Similar Settings diyorum. Ne kaldı geriye? Object Style. Yani bu objemin stilini hemen OK diyorum. Bir tane objemi seçiyorum. Diyor ki senin bu obje stilinde, yani benim objemin stili burada gözüküyor. Bunu da Ctrl 1 ile açıp kapatabiliyoruz. Hemen göstereyim. Klavyeden Ctrl'e basılı tutarken 1'e basıyoruz. Yine klavyeden Ctrl'e basılı tutarken 1'e basarak da tekrardan açabiliyoruz. Senin obje stilin line. Line olduğu için ve de senin layer'ında layer 3 olduğu için buradan ikisini seçtim. Peki mesela bu da farklı bir renk ama bunun ekranda da görebileceğiniz gibi veya da buradan klavyeden de görebileceğiniz gibi bunun çizgi tipi polyline. Hemen mesela bunu da seçelim. Select Similar Settings diyelim. Buradan Layer ve Object Style ayarlanmış olarak kaldı. Buradan bir tane örnek seçiyorum polyline'ımı. Polyline'dan 3 tane olarak burada görüyorsunuz. Polyline'dan 3 adet seçtim. Benim layer'ım layer 3 ve de object stilime göre seçtim. Ben bunu circle'a göre de yapabilirim. Select similar dedim. Hemen bir tane dairemi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bana diyor ki senin bu layer renginde ve de bu obje tipinde, yani blok referansı olarak 3 tane olduğunu gösteriyor. Buradaki blok referans neden mesela bunu seçmedi? Çünkü bunların hepsi bir blok. Mesela bunun üstüne çift tıklarsak burada isim blok 1 olarak görüyoruz. Veya da bunun üstüne 2 kere tıklarsak blok 2 olarak görüyoruz. Ben bazılarını blok yapmıştım bu projede. O yüzden blokları seçtim. Onun da çizgi tipi blok. Mesela select similar diyorum. Buradaki yine aynı renk ve aynı layer'daki nesneyi seçiyorum. Bu sefer de buradakiler circle olduğu için bunları seçti. Dediğim gibi buradaki kalınlıklara bakmıyor bu sefer. Mesela bunun kalınlığı 0.90. Bununki normal default kalınlıkta. Ama ben default kalınlığına göre değil de sadece select similar settings ayarlarından layer ve object style'a göre seçim yaptığım için bunlar geldi. Peki ben line weight'i de işin içine dahil etseydim ne olacaktı? Biraz önce 3 tane seçmişti. Hemen bir tane örnek seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer 2 tane seçiyor. Çünkü bunların çizgi kalınlıkları by layer olarak ayarlandığı için. Mesela tekrardan select similar'a giriyorum. Bir tane seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer sadece bunu seçiyor. Çünkü hem bu layer'da hem bu renkte hem de bu çizgi kalınlığında bu örnek projemizde bir tane olduğu için bir tane seçiyor. ESC ile komuttan çıkıyorum. Select similar diyorum ve settings ile alt ayarlarına giriyorum. Bu sefer de diyorum ki ben bu ikisini iptal ediyorum. Layer'ım açık ve ismim açık. İsme göre seç diyorum. Biraz önce blokları göstermiştim. Bu neyi mi? Orada işimize yarayacak. Ben buna tamam diyorum. İsim verdim bir tane bloğu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Aynı isimde. Burada da properties ayarlarında isim kısmında blok 1 olarak gözüküyor. Bu üçünün de ismi ortak olduğu için burada blok 1 gözüküyor. Mesela ben buradan blok 2'den de bir tane seçsem burası farklı bir değer alıyor. Bu demek oluyor ki burada ismi farklı olan nesneler var. O da bu nesne olduğu için. ESC ile komuttan çıktım. Bu sefer de select similar ile komuta giriyorum. Blok 2'yi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer de bloklar arasında seçim yaptı. İki tane benim blok 2 isminde objem bulunması gerektiği için. Buradaki select similar'daki settings komutundaki bütün alt başlıkları layer'la birlikte veya da layer'sız olarak istediğiniz kombinasyonları yaparak, yani biz biraz önce ne yapmıştık? Layer vermiştik, çizgi tipi vermiştik, object style. Bu üçüne göre seçmiştik. Siz istiyorsanız hepsine göre de seçim yapabilirsiniz. Veya da başlangıç olarak gördüğümüz color ve layer olarak da seçim yapabilirsiniz. Bu seçim işlemiyle projelerinizi çok kolay olarak sürdürebilirsiniz. Projelerinizdeki dediğim gibi prizleri, vanaları, ağaçları çok kolay sayabilirsiniz. Buradan kaç adet olduğu gözüküyor? 2 adet. Bundan 2 adet var. Burada parantez içinde gözüküyor. Tekrardan Enter ile aynı komuta giriyorum. Bunu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer de burada görüyoruz. 3 tane bu nesnenin aynısından bulunmaktadır. Veya da en çok biz bu işlemi bloklarda kullanıyoruz. Tekrardan Enter ile komuta giriyorum. Bloğu seçiyorum. Bloğa girdikten sonra diyor ki bana senin blok ismin blok 1 olandan ben sana 3 tane buldum. En çok blokları saymak için kullanıyoruz. Bloklarla çalışırsanız da projenizi çok rahat
devam ettirirsiniz, sürdürürsünüz. Hatalarınızın dönüşü çok kolay olur. Bloklarla da çalışmanızı öneririm. Peki ben bu işlemi saydım, saydım, saydım. Peki ben bloklarla çalıştım. Peki bir projede diyelim ki 100 tane, 200 tane blok var. Peki ben bu kadar hepsini teker teker mi yapmak zorundayım? Tabii ki hayır. ESC ile bu komuttan çıkıyorum. Klavyeden bcount komutu bulunmaktadır. Blokları saymak için kullandığımız bir komut. Bcount dedikten sonra benden obje seçmemi istiyor. Bu sefer bütün alanı seçiyorum. Bütün alanı seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basıyorum ve bana aşağıda değer verdi. Bu değerlerim 2 tane olduğu için burada görebiliyoruz. Fakat dediğim gibi 100 tane olabilir, 200 tane olabilir. O zaman klavyeden F2 tuşuna basarak bize bir açılı pencere veriyor. Diyor ki senin blok 1'inden 3 tane var, blok 2'nden 2 tane var. Bu da demek oluyor ki sizin burada 1000 tane de olsa, 100 tane de olsa bütün bloklarınızı sayabilirim. Bu işlemle de nesnelerinizi saymak oldukça basitleşiyor. Bu dersimizde AutoCAD'de nesne sayma işlemlerini, settings ile alt başlıklarını, layer'a göre, objeye göre, objenin ismine göre, blok mu, çizgi mi, çizginin kalınlığına göre, çizginin tipine göre bunların birlikte kombinasyonlarıyla kullanmayı ve de çok büyük projelerde, metrekaresi çok fazla olan projelerde bcount ile blokları nasıl kolayca sayabileceğimizi görmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, aşağıdan zilleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı, yorumlarda hangi tarz videolar, hangi daha farklı başlıklarda videolar çekmemi istiyorsanız belirtmeyi ve son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın.